Cennette ağlayan bir adam daha vardı. O cennette ağlıyor. Şimdi bir kardeşimiz bizim yayınımıza Kanal 7'ye telefon yoluyla sormuş. Hocam cennet var mı ki şu anda hani insanlar cennete cehenneme gittiler mi ki hani bu yaşanmış bir şey mi ki nasıl bunlar anlatılıyor? Ayetlerde de var. Cehennemin halleri anlatılırken, cennetin halleri anlatılırken bunlar şu anda cehennem yok, cennet yok yani. Aslında var. Cennet de var şu anda, cehennem de var. Biz bilmiyoruz nerede olduğunu. Bizim ruhlarımız Azrail ruhumuzu alınca nereye götürüyor? Müminlerin ruhu başka bir yere gidiyor Müslümanlar. Kafirlerin, zalimlerin, günahkarların ruhu başka bir yere gidiyor. Sizin dünyada bile hapse atarken adi suçları bir yere atıyorlar, siyasi suçları bir yere atıyorlar, belli suçları bir yere atıyorlar değil mi? Bunun gibi değerli kardeşlerim yani Allah Azze ve Celle de iyilerin ruhlarını, iyi insanların, temiz ahlaklı, imanlı, Allah'a iyi kul olmuş insanların ruhları, selamet, saadet, ferahlık bir yere götürülüyor. Peki o ruhlar geri gelirler mi? Ee, Malik bin Dinar Hazretleri diyor ki benim okuduklarından öğrendiğim Allah mümin kullarına kafir ve zalimlerin ruhlarına verdiğinden fazla imkan verecek. Yani onlara Allah dilerse Allah isterse onların kendi evlerini, ailelerini, ziyaretini sağlar. Görür yani onlar gelir. Yine burada bir hadisi şerif okudum. Peygamberimiz buyuruyor ki ey Allah'ın kulları yani günah işlerken utanın. Çünkü ölmüşleriniz sizin işlediğiniz günahtan utanırlar. Ananız, babanız, işte oğlunuz, gelininiz, kızınız, kimse ahirete göçmüş, ölmüşleriniz, sizin ayıp işlerinizden utanır onlar Allah'ın huzurunda. Yani melekler misal der ki onlara, aha senin oğluna bak şu anda ne yapıyor bak bak. Bunu mu yetiştirdi? Utanır diyor. Dolayısıyla Allah'ın kulları günah işlerken Allah'tan korkun. Ölmüşleriniz bundan dolayı utanır. Yine ölünün ardından bağıra çağıra ağlamak, böyle üstünü başını yırtarak, dövünerek, aşırı feryat ederek, ağızdan kötü söz çıkarak ağlamak, ölenin ruhuna azap verir. Ölenin ruhuna azap verir. Onun için ölen insana iyilik yapmak isteyenler, kardeşlerim, mümkün olduğunca ha ağlamak vardır. İnsan gözyaşı döker. Şimdi şehitlerimizin ardından o küçük çocuk tavudun başına geldi. 5-6 yaşındaki kızı değil mi? Babamı niye bunun içine koydular dedi. İnsanın ciğeri yanıyor. Bizim yani ekranda haberlerde seyrederken gözlerim yaşardı benim. Yani o çocuğun o şekilde babamı niye bunun içine koydular deyince yani insanın içi dayanmıyor böyle şeylere. Ee, Tabi Değerli kardeşlerim ağlayabilir insan. Bunda bir sorun yok. Ağlamak günah değil. Ağlarken isyan etmek, Allah'a isyan etmek. Şimdi bu devletin, bu bu memleketin, bu ülkenin bizim kalması için bir politikası, bir devlet stratejisi olacak mı? Olacak. E bizden. Teröre kurban verdiğimiz şehitlerimiz oluyor mu? Oluyor. Yapacak bir şey var mı? Benim oğlum da olabilir, senin oğlun da olabilir. Ve Allah razı olsun memleketimizde, milletimizde zaten gavurların anlayamadığı bu. Amerika'ya 10 tane tabut gitse kıyamet koparıyorlar, yollarda yürüyüş yapıyorlar. Ama bizde bak binlerce şehidimiz oldu, hala vatan sağ olsun diyor. Bu imandır kardeşlerim ve şehidin ailesine Allah şefaat hakkı veriyor. Şehide şefaat hakkı veriyor. Cennette ağlayan adam kimdi? Şehitti. Bir şehit cennette ağlıyor. Cennet var mı hocam? Var. Bu yaşanacak yani. Geleceğe dönük bir atıf. Şu anda olmuş. Bu anda olmuş bir şey değil ama bu yaşanıyor. Yani biz öldüğümüz zaman ahirette böyle bir manzarayı göreceğiz. Bir şehidin ağladığını göreceğiz. Niye ağlıyormuş şehit? Allah'ım. Allah yolundaki şehide ne kadar yüce bir makam vermişsin. Keşke ben dünyaya bir daha gitseydim de bir daha şehit olsaydım da bu nimetlerin bir mislini daha verseydin ya Rabbi diye. Şehitler diyor Allah'tan yeniden dünyaya gitmeyi yeniden şehit olmayı isterler. Hadisi şeriftir bu aynı zamanda. Şehitler dünyaya geri dönmeyi isterler ve Allah'ın yolunda bir kere daha bir kere daha şehit olmayı isterler. Yine şehitlerle ilgili peygamberimizin şu müjdeleri var. Allah katında şehit olan kimse için altı özellik vardır. Altı şey olacak. Bir, dökülen ilk kanıyla beraber bütün günahlar affedilir şehitlerin. Allah'ım şehitlerimizin cümlesinin amel defterindeki hata ve günahlarını, ibadet borçlarını affet ya Rabbi. Şehitlerin bütün günahları affedilir. İlk damla kan vücudundan çıktığında. İki, cennetteki makamı ruhunu Azrail'e teslim etmeden gösterilir. Cennette gideceği derece gösterilir ona. Üç, kabir azabından beraat eder. Şehitlere kabir azabı yokmuş demek. Hadis-i şerif. Yine dördüncüsü, en büyük korku, cehennem korkusundan emin olur, kurtulur içine cehenneme düşeceğim eyvah ne olacak korkusunu alır onun içinden Allah. Bu korku da ilginç bir şey. Değil mi? Bazı şeyler var korkusu azabından beter. Bazen korkmak daha ağır bir ceza yani. Beş, kendisine iman elbisesi giydirilir şehitlere. Allah şehitlere iman elbisesi giydirir. Altı, ve onlar ahiret yurdunun nimetleriyle yani hurilerle nikahlandırılır akrabalarından 70 kişiye şefaat etme hakkı verilir. Şehitler akrabalarından 70 kişiye şefaat hakkı verilir. Allah cümlesine rahmet eylesin. Değerli kardeşlerim, peki biz mezar ölüyle onu konuşur mu? Evet konuşuyor. Bir kul mezara konulduğunda ruhu onu takip eder. Ruh alındı ya, Azrail aldı ya ruhu, gitti. Gökyüzünden geri döndürülür onlar. İyilerin ruhu gökyüzüne hoş bir koku yayar ve o hoş kokudan dolayı gök ehli ona dua eder. Sonra o geri döndürülür kötü insanın da ruhu gökyüzüne pislik kokusu yayar. Gök ehli lanet eder. Azrail e der ki ne getirdin bunu defet gönder geri. Bizi rahatsız etti, ibadetlerimizi rahatsız etti. Ağzımızın tadını bozdu götür şunu derler. Cenaze mezara girinceye kadar ruh da onu takip eder. Mezar, kabir, toprak o ölüyle konuşur. Ne, ne, konuşacak? Kaçıp durduğun ölüm işte buradaydı. Hani üstümden koşuyordun, oynuyordun, geçiyordun. Hiç girmeyeceğim zannediyordu. Şimdi artık hesap günü der. Peygamberimiz aleyhisselam buyuruyor ki, kabir cennet bahçelerinden bir bahçedir ya da cehennem çukurlarından bir çukurdur hadisi şerif. Ya cennet bahçelerinden bir bahçedir, ya cehennem çukurlarından bir çukurdur. Allah hepimizin Rabbim kabirini, ana babalarımızın, bütün ölmüşlerimizin mezarlarını cennet bahçelerinden bir bahçe eylesin. Suallere cevap verilirse güzelce, Mesela biz Müslümanlara hep söylüyoruz bilhassa beyler erkekler şu ayakta pisuvarlara tuvalet yapıyorlar yapmayın. Yapmayın. Mekruhtur. Üstünüze sıçrıyor. Kabir azabının en büyük sebebi tuvaletteki idrar sıçrantılarıdır diyor peygamberimiz. Tuvaletteki idrarı üstüne sıçratıp o elbiseyle namaz kılmak Kabir azabının en büyük sebeplerinden biri budur diyor. Ama cami dernekleri bile pisuar koyuyor ya. Siz nasıl bir cami yapıyorsunuz ya? Siz nasıl bir Müslümansınız? Kardeşim yapmayın etmeyin ya Allah aşkına ya. Kardeşlerim oturarak ve mümkünse üstünüze başınıza sıçratmayacak şekilde dikkatli tuvalet adabını çocuklarınıza öğretin. Çocuklar tahareti bilmiyor. Ana baba öğretmezse kim öğretecek? Yani oğlan çocuğuna ya babası ya abileri, kız çocuğuna ya annesi ya halası, teyzesi, yengesi çocuklarınıza tuvalette nasıl temizlenir? Su nasıl kullanılır? Suyla taharet nasıl yapılır? Öğretin. Ayıp değil bunlar. Bunlar bir kitapta filan yazmıyor. Biz Müslümanız, Müslümanların kardeşlerim, bizim namazımız mesela abdest noktasında en önemli şey tuvalet taharetidir. Abdest için. Abdest almak için tuvaletten sonra bir 30-40 adım yürümeliyiz. Onun için onlara dikkat etmeliyiz. Peki ölü ölüyle konuşur mu? Evet. Ölüler konuşacak, birbiriyle konuşacak. Bu var. Yani iyilerde, kötülerde, hatta cehennem ehli, cennet ehli birbiriyle de konuşacak. Adam soracak. Ya bizim mahallede bir adam vardı filanca, nerede acaba diyecek. Çok dindar görünen bir adam. Bir bakacak ki adam cehennemde. Allah Allah, ya sen bize dini üretiyordun. Ya perşembeleri televizyonda bize sen din anlatıyordun Ömer Hoca. Ne iş bu? Ya Allah bizi güzel konuşan değil, İslam'ı yaşayan Müslümanlardan eylesin. Güzel konuşmak yetenektir Müslümanlar. Bir bir yetenektir yani. Resim çizmek gibi. Takva filan değildir. Takva başka bir şeydir. Takva vücudunun üçte ikisini açmış bir kadını gördüğünde başını öne eğmektir takva. Başkası hangi günahı işlerse işlesin benim Allah'ım var deyip Allah'tan utanmaktır takva. Allah bizi takva sahibi Müslüman eylesin. Yani çalmak elimizi uzatacağımız kadar yakın olsa bile çalmayanlardan. Can yakmak gücümüz yetecek kadar güçlü olsak bile Allah'ın yarattığı hiçbir canlının canını yakmayan kullardan Allah eylesin bizi. Değerli kardeşlerim, ölüm bu ruh mezarda münker nekir sualleri sorup iyi bir kulsa o cevabı verecek. Peygamberimiz diyor ki ölüler mezardayken sizin ayağınızın bastığında o otların çıtırtısını bile duyarlar diyor peygamberimiz. Ayaklarınızın pıtırtısını duyar diyor ölüler. Çünkü henüz o kabrindedir. Ruhu da onu takip etmiştir. Şu vü vücut kardeşlerim bu kasa, bilgisayar kasası, yeni modeli çıkacak. Ahirette başka model verecekler. Orada oksijen alıp karbondioksit mi vereceğiz? Bu dünyaya ait bir şey. Ama ruhumuz bu vücutla mezara kadar gelir. Bu çürüyecek, toprak olacak. O kaçıp durduğun o böceklerin, yılanların içimde durduğu mezar benim diyecek. Mezar ölüye konuşacak. İyi ise iyiliklerini anlatacak. Ben senin annenim diyecek. Benden yarattı Allah seni topraktan yaratıldın sen diyecek. Benden sana zarar gelmez diyecek. Ama kötülere, zalimlere, haydutlara, hırsızlara, kafirlere, teröristlere, hainlere mezar kaburgalarını çatır çatır kırıncaya kadar sıkışacak. Çığlıklarını diyor şehir halkı duysaydı insanlar kaçışırdı o ölülerin çığlıklarından. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.